Ama bir yıl sonra, belki de iki yıl sonra, bilmiyorum. Yani burada ben mi bu programı sunacağım, yoksa bir robot mu sunacak mesela? Yani onu biliyorum ama iş ilginç bir yere doğru gerçekten gidiyor. Yapay zekayı konuşacağız, konuklarım var. Şu anda mesela günlük hayatımızda kullandığımız şeylerden biri haline gelmiş durumda galiba. Siber güvenlik mesela ya da savunma sanayi, böyle sesli asistanlar diyebiliriz. Dil çeviricileri ya da Gülşen hocama da çok soru var. Öneri sistemleri ya da sosyal güvenlik, e-ticaret, ya bakın aklınıza ne gelirse gelsin. Yardımcı robot uygulamaları, sağlık hizmetleri, navigasyon mesela, bunlar önemli kullanım alanları. Ama yapay zekanın ya yararları var da zararları ne? Avantajları ne de? Dezavantajları ne mesela? Yani yapay zeka bir şeyleri değiştirecek. Değiştiriyor zaten. Ama neleri değiştirecek? Bunların hepsini konuşacağız konuklarımla. Ama yapay zeka insan gibi düşünebilir mi? Ya, duygu çok belirleyici. İnsanı insan yapan en temel özellik mesela. Ahlak da öyle değil mi? Yani yapay zekanın yararları, zararları, insanlığın sonu gelecek deniyor mesela. İnsanlığın sonunu getirecek. Getirecek mi gerçekten insanlığın sonunu? Yani günümüzde yapay zekayla bir şeyler yapılıyor ama neler yapılıyor? Bunların hepsini öğreneceğiz. Yani sorular bitmiyor. Yapay zekanın geliştirilmesindeki amaç ne? Yani onun arkasında bir şey yatıyor. Onu da öğrenmeye çalışacağız. Olumsuz etkilerini, robotları, mesela gelecekte insanlığı neyin beklediğini, 2030'da mesela, hadi şimdi 23'teyiz diyelim ki, 2030'a 30 diyelim ya da 2040, yani hangi mesleklerin yerini robotlar alacak mesela? Yani gelecekte 2030-2040 gibi mesela temel meslekleri robotlar ele geçirebilir deniyor. Nedir temel meslekler? Mesela mühendislikten bahsediliyor, memurluk, kamu çalışanı. Ya öyle şeyler var ki, lojistik çalışanları, işte finans, satış, pazarlama, sanayi alanı, yazarlık deniyor ama ben yazarlığı katmıyorum. Yani orada iddialıyım. O başka bir şey çünkü. Yani tarım ve hayvancılık var da var. Dört konuğum var ve dördüyle de konuşacağız. Profesör Doktor Cem Say, kendisini çok iyi tanıyorsunuz ekranlardan da. Zaten bu konuda uzman kendisi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok merak ediyoruz. Yani çok da soru alacağız eminim. Profesör Doktor Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Veysel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel de bir çalışmanız var. Böyle üzerinde didik didik durduk. Cümle cümle, sayfa sayfa editörüm Hakan'la birlikte. Umarım, yani biz anlamaya çalışacağız tabii bu akşam. Böyle bir akşam. Doçent Doktor Gülşen Eryiğit, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği öğretim üyesi. Gülşen Hocamı da tanıyorsunuz. Daha önce de zaten bizim ekranlarımızdan da keza çalışmaları da. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Nasılsınız Gülşen Hocam? Çok teşekkür İyisiniz. Ederim. Sağ olun. Peki. Ve Yüce Zere. Yüce Bey'i de tanıyorsunuz. Kendisi hem yazar hem akademisyen. Bu konuda da bilgi birikimine sahip ve televizyonlardan da biliyorsunuz çok da konuk oluyordur. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasıl misiniz? Gidiyor? Bilmiyorum. Gayet nereye güzel. Gidiyoruz? Aslında hepimiz onu merak ediyoruz. Bugün biraz da onu konuşacağız. Yapay zekayı konuşuyor. Ama teknoloji işte, yani yerinde duran bir şey değil teknoloji. Oradaki son noktayı belki de konuşacağız. Yayılıyor da nereye doğru yayılıyor? Biz neyle karşı karşıyayız? Önce isterseniz bu temel soruyla başlayayım. Daha sonra herkes kendi uzmanlık alanına göre yapay zeka tanımı ve bunun, yapay zeka bir üst başlık tabii. Bunun bir dolu alt başlığı var. Bunların hepsini konuşacağız. Ama biz neyle karşı karşıyayız? Veysel Hocam, sizinle başlayalım. Şimdi neyle karşı karşıyayız? İnsanlık tarihi boyunca hep teknolojik değişmeler oldu. Evet. Yani bu hızlanma endüstri devrimiyle başlayan bir süreç var. Hı hı. Bunun yarattığı bir yaşama, çalışma, düşünme biçimlerinde değişme var. Binlerce yıldır insanlığın bir yaşama, çalışma, düşünme biçimi vardı. Endüstri devrimiyle bu dönüştü. Daha sonra işte bir takım bilim insanları bunları sınıflandırıyor. Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 diye. 3.0'a geldiğimizde bu sefer enformasyon teknolojileri dünyayı başka bir yere taşıdı. Çok daha küçülttü dünyayı. Evet. Yine bu bizim yaşam biçimimiz, düşünce biçimimiz, kültürümüz üzerinde büyük bir değişime ve dönüşüme yol açtı. Evet.
Fakat enformasyon devriminden sonra, bu telekomünikasyon teknolojilerinden sonra, bu arada tabii bir sürü teknoloji tarihinde bu motorlu teknolojileri falan dışarıda bırakarak atlayarak geldim. Yapay zeka geçmişle süreçten çok daha büyük dönüşümleri, toplumsal dönüşümleri beraberinde getireceği iddiaları var günümüzde. Toplumsal dönüşümler derken mesela? Mesela toplumsal dönüşüm, çalışma biçimimiz değişecek. Konuşmanın başında söylediniz ya, belki yarın bizim yaptığımız işleri, burada iki bilgisayar mühendisi var, belki teknik kısımlar, onlar bizden daha yetkin açıklayacaklar, sosyal bilimcilerden. Bizim yaptığımız birçok işi makineler yapabilir hale gelecek. Şimdiden başladı zaten. Benim kendi ailemde de var. İşte uzun yıllar çevirmenlik için çalıştı. Evet hocam. Fakat şu an yayın evleri biliyorsunuz çevirmen kullanmıyor. Tabii. Onun yerine ne yapıyor? Tabii. Yapay zeka programlarından birine onları da konuşacağız. Tabii sonra üniversiteden bir hocayı arıyor. Diyor ki bunu edit eder misiniz hocam? Yani tabii. Çevirmenlik editörlüğe döndü. Eskiden 100 çevirmenle yapacağınız işi, şimdi adına editör dediğiniz birkaç kişiyle halledir hale geldiniz. Evet. Eğer siz çevirmenseniz şu anda büyük ölçüde bir işsizlik problemiyle karşı karşıyasınız. Elbette çok iyi çevirmenlere hala ihtiyaç var. Hala yapay zeka nihai karar verici değil. Hala nitelikli insanlara ihtiyaç var. Tıpkı çevirmenlikte olduğu gibi ekonomik yaşamın, toplumsal yaşamın her alanında yapay zeka ne kadar çok kullanılırsa kullansın, uzun bir süre biz nihai kararı insan verecek gibi görünüyor. Çünkü insan ürünü. İnsan ürünü, fakat insanı da dönüştürüyor. Yani teknolojinin şöyle bir tarafı var. Teknoloji bir taraftan biz toplumsal olarak teknolojiyi inşa ediyoruz. Nasıl düşünürsek o tür teknolojiler kullanıyoruz. İhtiyaçlarımıza göre teknolojiyi biçimlendiriyoruz. Ama diğer taraftan da aynı teknoloji bizi biçimlendiriyor. Bizim konuşmamın başında söylediğim gibi evet, hocam. Yaşam biçimimizi değiştiriyor, çalışma biçimimizi dönüştürüyor. Dolayısıyla bu iki taraflı bir süreç. Biz teknolojiyi inşa ediyoruz, teknoloji de bizi büyük ölçüde inşa etmek, inşa ederek hayatımızı etkiliyor. Etkiliyor, çok etkili, gerçekten öyle.